Merhabalar arkadaşlar. Yayın Denizi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda TYT Dil Bilgisi Soru Bankası, ses yazım noktalama konuları, sözcükte yapı, karma test, test 13'ün sorularını çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlayalım. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Bakalım arkadaşlar altı çizili sözleri. Yakup Kadri'nin Yaban romanı Türkiye'de bugün de. Bugün sözcüğü bileşik arkadaşlar. D bağlaç olduğu için ayrı yazılır. Doğru. Kendini gösteren aydın halk kopukluğunun anlatımıdır. Roman baş kişisi. Arkadaşlar baş kelimesiyle oluşturulmuş olan sıfat tamlaması şeklindeki birleşik kelimeler bitişik yazılır. Başkent, baş parmak, başrol falan, baş kişi arkadaşlar bunların yazımı doğru. Dolayısıyla devam ediyoruz. Ahmet Celal burada köylülerin milli. Arkadaşlar burada nispet iyisi var. Anlam karışıklığı ihtimali varsa arkadaşlar nispet iyisindeki inceltme işaretini kullanıyoruz. Burada milli kelimesi mil bir toprak cinsi olarak da kullanılabilir. Milli toprak falan. Bu anlamlara gelebileceği için anlam karışıklığı tehlikesi vardır. Dolayısıyla nispet iyisinin kullanılması gerekir. Onun için milli kelimesinin yazımı yanlış. Olması gereken yazım şudur arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. Kurtuluş Savaşı tarihi olaylar büyük harflerle yazılır. Kesme işaretiyle ayrılır. Doğru. Hiçbir sözcüğü arkadaşlar bitişik yazılır. Doğru. Dolayısıyla cevabımız C'dir. İkinci sorumuza devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu durumun örneği yoktur? Durum neymiş? Açıklamaya bakalım. İle sözcüğü ünlüyle biten bir sözcüğe eklenirken i sesi ünlüsünü düşürür ve araya y ünsüzü girer. Yani ilenin düşmesi için arkadaşlar ünlüyle biten bir sözcük olması lazım. Mesela kafa gibi. Mesela mavi gibi ünlüyle bitmesi lazım. Mesela sıra gibi. Mesela fırça gibi. Burada kafa arkadaşlar mavi, sıra, fırça ünlüyle bittiği için ile eklenmesi durumunda i'ler düşüyor ve dikkat edin y'ye dönüşüyor. Cevabımız olan B'de ise arkadaşlar kelimemiz deneydir. Ve sesli harfle bitmez. Ünlü harfle bitmez. Deneyle. Burada direkt ünlü düşmesi görülür. Onun için cevabımız B olacaktır. Evet arkadaşlar, üçüncü soruya devam ediyoruz. Bu parçadaki alt çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Arkadaşlar dikkatle bakalım. İş birliği ile oluşan iş birliği. Arkadaşlar kuralımız şöyle. Birleşik sözcükler oluşurken birleşik sözcüğü oluşturan her iki sözcük veya sadece ikinci sözcük anlam kaymasına uğramışsa bitişik yazılır. Anlam kayması yoksa ayrı yazılır. İş ve birlik kelimelerinin birleştiği yapıda herhangi bir anlam kayması olmadığı için işbirliği yazımının ayrı olması gerekir arkadaşlar. Buradaki yazımımız yanlıştır. Yanı sıra kelimesine geldiğimizde aynı şekilde yan ve sıra kelimelerinde anlam kayması yok. Ayrıca arkadaşlar bu kelimeler şeyde de kurallarda da TDK'da da ayrı yazılması gerekenler içerisinde gösteriliyor. Dış, iç, sıra gibi kelimeler. Yanı sıra, ayrı sıra ayrı yazılıyor. Rol model kelimelerinde arkadaşlar anlam kayması yok ayrı. Ortaokulun yazımında ise arkadaşlar birinci kelimeye baktığımızda ve ikinci kelimeye baktığımızda anlam kayması yok. İmla kılavuzunda TDK'da ortaokulun yazımıyla alakalı bilgi yok ama Türkçe sözlükte ortaokul yazımı birleşik olarak arkadaşlar gösterilmiş. Milli Eğitim Bakanlığı da birleşik olarak alıyor. Dil Derneği de böyle düşünüyor. Dolayısıyla ortaokul sözcüğünü birleşik olarak yazmak durumundayız. Meslek liselerindeki ifade ise arkadaşlar anlam kayması olmadığı için temel kuraldan dolayı meslek liseleri ayrı yazılır ve yazımı doğrudur. Bu durumda cevabımız A'dır arkadaşlar. Dördüncü sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Bu parçada parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Sorumuz getirilmelidir şeklinde. Arkadaşlar B'dekini kontrol edelim. Eski dille ve aruzla yazmasını bahane ederek onu Atatürk'ün gözünden düşürmek isteyenlerin çabaları neticesinde Atatürk bir sofraya da Yahya Kemal'e şu soruyu sorar. Arkadaşlar soru tırnak içerisinde verildiği için alıntı sözden önce iki nokta kullanılır.
İki noktanın kullanıldığı işaret B'de olduğu için arkadaşlar şu an iddiasını devam ettiren seçeneklerimiz B ve E'dir. Daha ilk işaretten dolayı D, C ve A gider arkadaşlar. Buradan takip edelim. Şair güzel, virgül, çok güzel şiirler yazıyorsun ama niçin aruzla yazıyor? Kendi milli veznimizle, hece veznimizle yazmıyorsun. Arkadaşlar, burada sıralı soru cümlelerinde virgülle ayırıp sonuna soru işaretini koyabiliriz. Soru anlamı olduğu için arkadaşlar, burada da ikinci işaretimizin soru işareti olması gerekiyor. İddiasını devam ettiren E seçeneği de burada ünlem koyduğu için bu da arkadaşlar düştü. Cevap ortaya çıktı. Kontrol için hızlıca bakalım arkadaşlar. Yahya Kemal'in verdiği cevap Aruz'un bilinçli bir tercih olduğunun göstergesi niteliğindedir. Şimdi Yahya Kemal'in verdiği cevaba geçeceği için yine bir alıntı söz var. Alıntı sözden sonra iki nokta işaretimizi koyacağız. Paşam hitap ediyor arkadaşlar. Burada yazarken ünlemi sona bırakıp virgül koyabiliriz. Ama aruz büyük harfle başladığı için arkadaşlar ünlemi hitaptan sonra hemen getirmemiz gerekiyor. Aruz neden bizim veznimiz olmuyor? Türk dilinin bildiğimiz en eski eseri Kutadgubilik aruzla olduğuna göre biz bu vezni 1000 yıldır kullanmışız demektir. Bu niçin bizim olmasın? Soruya soruyla cevap. Arkadaşlar soru işareti cevabımız B'dir. Evet, 5. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Arkadaşlar burada konuyu tekrar etmek açısından etkili güzel bir soru. Teker teker hepsini söyleme ihtiyacı hissettim. Abdullah dayım, ben ve Hamiyet teyzem Hala Sultan Türbesi'ni ziyaret ettik. Burada iki tane kural var. Dayı, amca gibi akrabalık isimleri arkadaşlar gerçekten akrabamıza aitse, ünvan değilse küçük harfle yazılır ve yazım doğrudur. Hala Sultan Türbesi arkadaşlar bir mekan olduğu için, bir mimari yapı olduğu için her biri büyük harfle yazılır ve kesme işaretiyle ayrılır. A'da dikkat edeceğimiz noktalar burası ve yazımlar doğru. B'de onlar Türkiye'nin özel isme gelen çekimekleri ayrılır. Batısını severlerdi. Yön isimler arkadaşlar özel isimden sonra gelirse küçük harfle yazılır. Bu yazım doğru. Ben Doğu Anadolu'ya hayran. Dikkat edin. Doğu kelimesi de bu defa özel isimden Anadolu'dan önce geldiği için büyük harfle yazılmış. Ve bu da doğru. Anadolu'dan sonra gelen çekim eki kesme ayrılmış. B'deki dikkat edeceğimiz noktalarında doğru yazıldığını söyleyebiliriz. Bilinçli her vatandaş gibi bizler de bağlaç olan D ayrı yazılır. Türkçenin yozlaşmasına izin vermeyeceğiz. Burada özel bir kural var arkadaşlar. Onu şurada açalım hemen. Kelimemizin kökeni Türk kelimesi özel isim arkadaşlar. Özel isimlere getirilen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Kuralımız bu. Yapım ekinden sonra getirilen çekim ekleri de kesme işaretiyle ayrılmaz. Dolayısıyla bu kelimenin yazımı Türkçenin, Arapçanın, İngilizcenin şeklinde düşünsek de aynı şey olacak. Dil isimlerinden sonra gelen ekimizi çekim ekini ayırmıyoruz. Kuralımız neydi? Yapım ekinden sonra gelen özel isme gelen yapım ekinden sonra kesme işareti kullanılmaz. Daha sonra gelen çekim eki de kesmeyle ayrılmaz. Onun için C'deki Türkçenin yazımı yanlıştır arkadaşlar. D'yi kontrol edelim. 1402'de iki büyük Türk devleti Ankara Ovamız'da karşı karşıya gelmiş. Burada da özel bir dil olayı var arkadaşlar. Aslında özel isim nedir? Ankara Ovası'dır. Burada şöyle bir kuralımız var. Özel isim üçüncü tekil iyilikten oluşuyorsa buna tekrar birinci tekil iyilik getireceksek miz ya da imiz gibi arkadaşlar. Ovası ifadesini ovamız da şeklinde kullanıyoruz ve kesme işaretini kullanmıyoruz. Dolayısıyla buradaki yazımımız da doğrudur arkadaşlar. Bu yıl güneş tutulmasının en iyi gözlemlenebileceği yer Salihli'mizmiş. Burada Salihli yer ismi, ilçe ismi, özel isim arkadaşlar. İyilik eki diye bahsettiğimiz kullanım olmadığı için burada kesme işaretiyle ayrılır. Dolayısıyla kullanım doğrudur. 6. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ünsüz türemesine örnek vardır? Ünsüz türemesi arıyoruz.
Arkadaşlar vardır diye sorduğu için diğerleri de zaman kaybetmeyelim. Direkt 5'ten başlayalım. Gün gelir bu konudan bezilir. Yaşamaktan duyulan hazzı anlatmak eskir. Arkadaşlar burada haz kelimesi kendi dilinde Arapça orijinal olarak 2 Z'li ama bizim dilimize tek Z olarak geliyor. Tekrar sesliyle başlayan bir ek aldığında Arapça orijinalindeki ikinci Z ortaya çıkıyor arkadaşlar. Biz de buna ünsüz türemesi diyoruz. Yedinci soruyla devam edelim. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Oltu taşı özneden sonra virgül kullanılır arkadaşlar. Doğrudur. Erzurum'un Oltu ilçesinin kuzeydoğu kesiminde çıkarılmakta olan yarı değerli bir taştır. Kolay işlenebilme özelliğinden dolayı takı ve ziynet eşyası yapımında kullanılır. Oltu taşı normalde virgül koyacağız arkadaşlar. Ama devamında virgül varsa ki var gördünüz. Orta çağda tesbih kutsal sayılan sandık ve heykelinde kullanılmaktayken arkadaşlar normalde özneden sonra virgül kullanıldığı için özneden sonra virgül kullanıyoruz. Devamında tekrar virgül kullanıldığında özneden sonraki virgülde noktalı virgüle döner doğrudur. Virgülümüz doğrudur. Arkadaşlar dördüncü kullanımda zarf fiileki fiilimsilerden sonra zarf fiilekinden sonra virgül kullanılmaz kullanıma aykırı olduğu için cevabımız D olacak. Şu noktanın kullanımı doğru. Sekizinci soruya bakalım arkadaşlar. Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisinde hem ünsüz benzeşmesine hem de ünlü daralmasına örnek vardır? Arkadaşlar dikkatle bakalım. Dördüncü cümlede konuştun diyeceğimiz ifade ne olmuş? Konuştun. Benzeşme var. Hatırlıyordum. Arkadaşlar burada da fiilimiz hatırlamak. Yor gelmiş. Dolayısıyla ne olmuş? I olmuş. Daralmış. Benzeşme ve daralma dördüncü cümlemizde var. Dolayısıyla cevabımız Denizli. Evet, dokuzuncu sorumuza baktığımızda bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar dönem kelimesinin kökü dönmek yani fiil. Karamsar kelimesinin kökü kara yani isim. Bakış kelimesinin kökü bakmak yani fiil. Yapısı sözcüğünün kökü yapmak yani fiil. Sürüklenme kelimesinin kökü sürmek yani fiil. Bu durumda sadece isim olan karamsar kelimesi yani cevap B oluyor arkadaşlar. 10. soruyla devam edelim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Arkadaşlar direkt yapılmıştır diye sorduğu için direkt cevabımızdan bakalım. Ne diyordu Beşşehir'de Ahmet Hamdi Tanpınar? Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait bir cümle, iki nokta. Sonra tırnak içerisinde verilmiş doğru. Bunlar doğru. İstanbul ya hiç sevilmez. Dikkat edin bağlaç var ve virgül var. Yahut yine bağlaç var ve noktalı virgül var. Arkadaşlar bağlaçtan önce veya sonra herhangi bir noktalama işareti kullanılmaz. Dolayısıyla cevabımız Denizli. Evet 11. soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yapılı sözcüğe örnek yoktur? Bakalım Konya'da yaşadıysanız battı çıktı nedir bilirsiniz. Evet arkadaşlar battı artı çıktı birleşik bir sözcük. Masmavi çiçekleriyle çevrili bu alan insanların en beğendiği yerlerden biriymiş. Göremedim. Kulüp yönetimi transfer yasağını kaldıramadı. Arkadaşlar dikkat edin. Bunun olumlusu nedir? Kaldırabildi. Yani burada ebilmek var. Kurallı birleşik fiil. Dolayısıyla yine arkadaşlar birleşik fiil şeyde de C'de de var. Bu bölgenin sakinleri yaz aylarında yaylalara akın eder. Akın etmek arkadaşlar etmek dikkat edin. Yardımcı fiille kurulan birleşik fiil. Dolayısıyla burada da var. İkramda bulunmadan sizleri buradan uğurlamaya gönlüm el vermiyor. Gönlü el vermemek deyimler de arkadaşlar anlamca kaynaşmış birleşik fiiller türetir. Burada da var. Dolayısıyla cevabımız B olacaktır. Geliyoruz testimizin son sorusuna arkadaşlar. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? İyilik eki almış isim. İyilik eki isim tanımlamasındaki tanımlanan da arkadaşlar. Bu çevrede iki farklı orman kuşağı. Arkadaşlar belirtisi isim tanımlaması. İyilik eki almış. Dolayısıyla
A'daki ifade var. Türetilirken ünlü düşmesine uğramış sözcük. Türetilirken dediği için arkadaşlar çevirmek sözcüğünden çevire yani fiil, fiilden isim yapım eki alırken şuradaki i sesimiz düşüyor arkadaşlar. Çevre. Ünlü düşmesine uğramış sözcük de var. Fiilden türemiş isim. Çevre sözcüğü aynı zamanda fiilden ne olmuş oluyor arkadaşlar? İsme dönüşmüş oluyor. Fiilden türemiş isme de örnek olur. İsimden türemiş fiil. Bu yok arkadaşlar. Hem yapım hem çekim eki almış olan sözcük. Şuraya bakalım. Almaktadır sözcüğünün kökü. Almak. Yani fiildir. Mak isim fiil eki arkadaşlar. Fiilimsi yani. Dolayısıyla yapım eki almış. Almakta bulunma hal eki ama mak demek de kalıp oluşturuyor. Dır arkadaşlar ek fiil, ihbar, çekimi. Bunlar çekim eki. Dolayısıyla hem yapım eki almış oluyor. Almaktadır sözcüğü. Hem çekim eki. Bunun da örneği var. Cevabımız Denizli. Arkadaşlar diğer sorularımızda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.